أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرَغَ مِنْ دَلْبِكَ فِي اِنَاءِ اَخِيكَ Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizim için hayatın her safhasında ölç. Bakınız, bizleri aramızda birbirlerimizle olan münasebetimizde nasıl bir tavır takınmamızı en güzel bir şekilde ifade ediyor. Her iyilik sadakadır. Müslümanın hayatında yapmış olduğu bütün güzellikler sadakadır. Tabii ecrini Allah'tan arzulayarak yapılan, ihlasla yapılan iyilikler. Herhalde takdir ederseniz şu anda bunu daha iyi anlıyoruz galiba. Çünkü Müslüman kardeşlerimiz çok zor durumlar yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir hayat sıfırdan yeniden başlarken gel şu hadis-i şerifi ne kadar manalı, ne kadar anlamlı olduğunu takdir size ait. Her yapılan iyilik sadaka diyor Allah Resulü. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? İşte bunu kalbimizde hissetmemiz gerekiyor. Allah Resulü'nün bu sözünü düşünerek yapılan iyiliklerin sadaka olduğunu asla unutmayalım. Her iyilik. Bu ne olur? Güler yüzle karşılama olur. İhtiyacı olan bir insanın ihtiyacını görmek olur. Gadaplıyken kendini dizginleyip çirkin davranıştan kendini korumak olur. Kardeşinin bir sıkıntısına ortak olmak, onu teselli etmek olur. Evet. Hiç mi bir şey yapamıyorsun? Ona duan da sadaka olur. Dua da sadaka olur. Güler yüz sadaka olur. Evet. Tabii bunlar derece derece. Şu anda öyle bir imtihandayız ki Allahu Teala ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Size hayatı ve ölümü yarattım ki hanginizin daha güzel işler işlediğini bir görsün diye. Evet. Şu anda biz bununla baş başayız beyler. Elhamdülillah. Bu iman var ya bizi işte hayata tutunduran, hayatı anlamlandıran, hayatı yaşanılan bir normala döndüren bir inançtır iman. Evet. Allah bizi deniyor. İşte şu anda yaşadığımız olaylar bunun en güzel örneği. Ama şeytan aleyhillâne de öbür taraftan vesvese veriyor. Öyle vesvese veriyor ki o çünkü şeytan aleyhillâne İlk insan Adem aleyhisselam peygamber yaratıldığında onunla mücadeleye başladı. Ve kıyamete kadar da durmayacak. Ne diyecek? Ben ondan hayırlıyım diyecek. Ben ondan üstünüm diyecek. Efendim, ben ondan daha farklı yaratıldım diyecek. Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın diyecek. Ve şu anda da bizlere de şöyle diyor.
Ya madem ki bu Allah her şeye kadir, niye bu kadar felaketleri veriyor? Niye durdurmuyor bunları? Şeytan böyle diyor. Bu kadar ibadet ediyorsun, bu kadar dua ediyorsun. Niye bunları durdurmuyor diyor. Aziz kardeşlerim, sünnetullah'ta değişiklik yoktur. Fıtratta değişiklik olmaz. Allah bunları haber veriyor zaten. Bak biraz önceki okuduğum ayeti kerimede en güzel bir şekilde bunu anlatıyor zaten. Evet. Geçmiş ümmetlere, geçmiş toplumlara bir bakın diyor. Çok kuvvetlilerdi. Her şeyleri vardı. Her şeylere sahiplerdi. Onlar ellerinden gidiverdi diyor. Ya demek ki aziz kardeşlerim bu Allah-u Teala'nın bir kuralı kanunu. İşte bu kural kanun karşısında bizler ne yapmamız gerekiyor? O kural ve kanun dairesinde işimizi sağlam yapmamız gerekiyor. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bir takım bu noktada birçok insanı zayıf imana sahip olanları da dinden ediyor. Bir takım imansızları daha fazla inkarlarını katmerleştiriyor. Müslüman o kimsedir ki yapmış olduğu işi en mükemmel yapar. İşte biz bunu yapmadığımız takdirde haşa ve kella suçu Allah'a bulmayalım. Biz kendi yapmış olduğumuz yanlışlıkların bazen faturasını çok ağır öderiz. Hayat boşluk kabul etmez. İş boşluk kabul etmez. Aile boşluk kabul etmez. Bak Müslümanın Müslümana olan davranışında gülmenin bile sadaka olduğunu ifade ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yardımlaşmanın o kişinin yardımında olduğu takdirde ben onun yardımındayım diyor Allah Resulü hadisi kutsi'de Allahu Teala Celle Celaluhu. Öyleyse aziz kardeşlerim hiçbir surette Allah'a ve Allah'ın getirdiği kanunlarda hata arayamayız. Biz eğer bir hata var ise o bizim yanlışlıklarımızın eserinin olduğunu anlayacağız. Evet. Bugün özellikle internet sayfalarında işte ülkemizde şu anda yanan bu ateşe karşı efendim başka yerlerden örnekler verilerek efendim bir takım yerleri suçlayarak bu işi içerisinde farklı hesapların olduğunu da görüyoruz. Ya biz dürüst olursak, biz inanan insanlar, daha doğrusu insan olarak bize yapılmasını istemediğimizi başkası için istemiyor isek, başkası için istemediğimizi kendimiz için de istemiyorsak problem gider. Ama böyle yapmıyoruz. Üç kuruşluk dünya menfaati için insanların canlarını korkunç tehlikelere atıyoruz. Bu her alanda böyle.